Alkali suyu yönetimleri su arıtma sistemi değildir. Her şeyden önce böyle başlamak istiyorum. Çünkü su arıtma sistemleri demineralize mineral yoksunu su üretirken alkali suyu yönetimleri su içerisinde bulunan minerallerin yararlanımını, doğal florasında bulunan minerallerin vücut tarafımızdan kullanımını artıran cihazlardır. Dolayısıyla birisi bir kutuptaysa öbürü tam olarak öbür kutuptadır. Alkali iyonize su kavramını anlatırken alkali su demekten ısrarla çekiniyorum. Çünkü alkali su yapmak çok kolaydır. Ama alkali iyonize su, suya anlam katan değerdir. İyonize olması alkali olmasından çok daha anlamlıdır, çok daha değerlidir. Nedir bu cihazlar? Şebeke suyuyla çalışırlar. Başka bir su tipine ihtiyacımız yok. Şebeke suyunu önce filtrelerler. Ama en başta belirttiğim gibi mineral kaybetmeden filtreleyen bir teknolojileri vardır. Filtrelenmiş su iyonizasyon için hazır hale gelmiştir. Plaka teknolojisiyle çok değerli platin-titanyum plakalarla ve bir mikro işlemci tarafından kullanılan bir teknolojiyle su içerisindeki alkali ve asidik mineraller birbirinden ayrıştırılır. Asidik mineraller tahliyeye gönderilirken ki bu tahliye değildir, kullanım alanları çoktur, diğer videolarda bulunabilir. Alkali mineraller açısından zenginleşmiş su da içme suyu olarak sunulur. Sadece içmekten bahsetmiyoruz. Çay, kahve ve yemekte de bu suyu kullanmamız gerekiyor. Çay içerisindeki tanik asidi tamponladığı için çay artık demir tutmayan sağlıklı bir içecek haline geliyor. Yine kahvenin asidoz etkisini azaltıyor. Yemeklerdeki trans yağları bloke ediyor. O yüzden de bütün temel su ihtiyaçlarımız için alkali suyu kullanabiliriz. Asidik suyun temizlik amacıyla cilt temizliği, çevre temizliği, diş fırçalama gibi alanlarda, meyve sebze yıkama gibi alanlarda geniş kullanım alanları vardır. İkinci suyu atık olarak nitelememizin ve bir kullanım alanı var dememizin gerekçesi bu. Bu alanda kullanılmak üzere üretilen su aslında dört temel karakteristik kazanmıştır. Bunlardan birisi antioksidan olmasıdır. Antioksidanlık milivolt cinsinden ölçülebilir bir skaler büyüklüğe ifade eder. Ve her antioksidan şey negatif ORP'ye sahiptir. ORP, Oxidation Reduction Potential ya da oksidasyon indirgeme potansiyeli anlamına gelen bir kısaltma. Ölçülebilir bir şey olduğu için çok kıymetli. En azından tüketicide güven oluşturan bir bilgi. Tipik örneği, hep söylediğim örnek portakal suyu -25'tir. Alkali suda -500 gibi ORP değerlerini görebiliyoruz. Bu anlamıyla çok kıymetli, müthiş bir antioksidandır. İkinci özelliği mikromoleküler olmasıdır. Suyun küme yapısının küçültülmesinden bahsediyoruz mikromoleküler derken. Bu çok önemli çünkü su hücresel düzeyde hücreyi nemlendirebilmesi ve detoksları yapabilmesi için hücrenin içerisine girebilmesi lazım ve hücrenin suyu kabul ettiği kapılar, reseptörler en fazla 6H2O olabiliyor. Doğal su 18-22 aralığında bir büyüklüğe sahip ve bu su parçalandıktan sonra ancak hücrelerimize girebiliyor. Ama hazır parçalanmış ve 4-6 arasında büyüklüğe indirgenmiş altıgen formda canlı su hücreye ulaştığında iyonizerden bu suyu elde ediyoruz. Maliyetsiz olarak ve sürtünmesiz olarak hücrelerimize girip hücreyi nemlendirebiliyor ve detoks yapabiliyor. Üçüncü özelliği bu suyun iyon formunda mineraller açısından zengin olmasıdır. Biz doğal sudan da mineral alıyoruz ama bu su başka elementlerle asidik yapılarla bağ kurduğu için biz bu suyu içerisindeki mineralleri yeter seviyede kullanamıyoruz. Ama iyon formunda su, örneğin kalsiyum klorür, kalsiyumdan ayrıldıktan sonra artı iki değerlik bir elektron yüküyle bağırsaklarımıza ulaştığında maliyeti sıfır olan bir mineral kaynağına ulaşıyoruz ve bunun içerisindeki minerallerin %90'ını 95'ini kullanabiliyoruz. Standart bir suda %3-5 civarında bunun kullanım miktarı. Böyle baktığımız zaman da çok verimli bir su tipinden bahsediyoruz. Bu suyun kazandığı dördüncü özellik de oksijen satürasyonunun artmasıdır. Bütün alkali çözeltiler asidik olanlara kıyaslarla daha fazla oksijen satüre ederler ve son derece faydalıdır. En azından zindelik açısından ve yorgunlukla mücadele açısından faydalıdır. Sporcu performansına kısa bir paragraf açmak istiyorum. Oksijen miktarının su vasıtasıyla da olsa artırılması günlük yaşamdaki enerji seviyemiz ve sporcu performansını ciddi oranlarda. Peki bu suyu ne için üretiyoruz? Neden böyle bir suya ihtiyaç duyuyoruz? Nerelerde kullanıyoruz? İki temel kategori vardır. Aslında üç kategoridir de dünyada kabul gören iki temel kategori var. Birincisi önleyici sağlık. 9,5 pH'e kadar olan sular önleyici sağlıkta. Bağışıklık sistemimizin kuvvetlendirmesi, gelişim, hastalıkla mücadele, yorgunlukla mücadele gibi alanlarda kullanılır. 9,5-10,5 arası da
iyileştirici sağlık kapsamında kanserden diyabete kadar bir sürü hastalık tablosunda son derece faydalıdır. Pek çok hastalık bazında detay açıklamaları yine videolarımız arasında bulabilirsiniz. Önleyici sağlık alanındaki çalışmalar kişinin bireyin tercihi ve biraz bilinciyle alakalıyken, tedavi edici sağlık kapsamındaki tercihler, seçicilikler daha çok doktor tavsiyeleriyle olmaktadır. Türkiye'de iyonizer kullanan doktorların %60'ından fazlası bizim ithal ettiğimiz ürünleri kullanıyor. Bu da bize ayrıca gurur veriyor. Çünkü doğru yerlerde bilgi sahibi olan insanlara doğru bilgiyle ulaşabildiğimiz anlamına geliyor. Üçüncü bir kullanım olarak da kozmetikten söz etmek gerekir. Özellikle hücre nemlendirmesinden öneminden bahsetmişken, cilt hücrelerin ne kadar zor nemlendiğini biliyoruz ve hücre yenilenmesi açısından cilt hücrelerin tazeliği, diriliği ve yaşlanmaması açısından nemlenmenin önemini biliyoruz. Mikromoleküler su az önce anlatılan kavram haliyle cilt hücrelerin nemlenmesinde çok çok büyük fonksiyonlara sahip, çok daha kolay nemlendiriyor. Pahalı kozmetiklerden çok daha etkili olduğunu biliyoruz en azından. Bir diğer tarafı da kilo verme denklemiyle ilgili. Alkali su kullanan insanların çok büyük ölçüde kilo verdikleri biliniyor. Bu kiloyu verebilmekle ilgili yağ parçalama testlerini videolarımız arasında görebilirsiniz. Kısaca vücudumuz yağlanmayı aslında bir güvenlik tedbiri olarak alıyor diyebiliriz. Asidik atıklardan kurtulabilmek için bunları yağ küpleri içerisine hapsedip vücudumuzun belli aralarında depoluyorlar. Asiditeyi artırırsak, kaloriyle mücadeleden ziyade asiditeyle mücadeleyi referans kabul edersek, alkali iyonize su asidoz etkiyi azalttığı için bu yağları çözecek ve zayıflamamıza önemli katkılar sunacaktır. Cihaz seçimi, marka tercihi ve firma tercihinden de bahsetmek istiyorum. Türkiye sularında mutlaka iki filtreli sistem olmak durumunda. Bunu sürekli vurguluyorum çünkü tek filtreli sistemler yetersiz. Bu filtreler nitelikli filtreler olmak zorunda ve belli patent serilerinden geçmiş filtreler olacak ki hem mineral tutmayacak ama diğer taraftan da fiziksel, kimyasal, biyolojik atıkları ve ağır metalleri filtre edebilecek. Bu standartlarda filtrasyonu olan ve güçlü mikro işlemciler tarafından desteklenen platin, titanyum, plaka yapısına sahip cihazlar tercih etmek gerekiyor. Bu anlamda Asyata sektörün lider firmasıdır. Türkiye'deki toplam cihazların hepsinden daha fazlası Asyata tarafından tüketiciye sunulmuştur. Dolayısıyla önemli bir deneyime sahibiz. Prime bu markalarımızdan birisi. İyonizasyon ünitesine 10 yıl garanti veren bir cihaz. Cihaz 2 yıl garantili olmakla birlikte. İyonizasyon ünitesi elektrolizin olduğu her şeyin yapıldığı yer ve çok kıymetli bu anlamıyla. 450 watt güç kaynağıyla geliyor. Tezgah altı ve tezgah üstü modelleri var. Tezgah üstü modeli aynı zamanda tezgah altına dönüştürülebiliyor dijital bir musluk eklenerek ve çok yüksek performanslı bir cihaz. Yaşadığınız şehre göre 5, 7, 9, 11 ve 13 plaka cihaz seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla optimum suyu sağlayabiliyoruz. Dünyada daima ilk 5 listesinde bulunur. Kritik değerde bir cihazdır ve fiyat performans olarak da baktığımızda bu performans ve kalitede bir cihaz için fiyatı son derece uygundur. Yakın dönemde Tayent'i ithal etmeye başladık. Tayent dünyanın en iyisi. Bütün karşılaştırma testlerinde görebilirsiniz. Emsalsiz bir cihazdır. Çok yüksek performanslıdır. Standart 13 plakayla gelir. Bir sürü özelliği vardır ama 2 pH ile 12 pH arasında su verebilen ve suya hiç kimyasal katmadan bunu yapabilen dünyadaki tek cihazdır. Filtre standardı çok yüksektir. Böbrek diyaliz ünitelerinde kullanılan filtrelerle aynı filtre tipini kullanır ve buna rağmen yüksek performans üretir. Bu da kendi içerisinde çok önemli bir başarıdır. Asyata'dan da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi biz bir ihtisas firmasıyız. 15 yıldır sektörün ilk firmasıyız, öncü firmasıyız. 15 yıldır bilgi üreten bir firmayız. Doğru cihazı bulabilmek için yerinde, Ar-Ge'lerinde bulunup Türkiye'ye göre cihazları modifiye eden, doğru komponentlerle gelmesini sağlayan bir firmayız. O yüzden de her iki markayı çok güvenle anlatabiliyorum. Çünkü belli standartların üzerinde, hatta Türkiye'de sunulabilen en iyi tercihlere işaret eden markalar bunlar. Tayent her yerde araştırılabilir. Zaten olağanüstü bir markadır. Dünyada benzer bir marka bile yoktur. Prime fiyat performans olarak dünyadaki en iyi seçenek olarak sunulur. Türkiye'de de uzunca bir süredir en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer bütün markaların toplamından daha fazla Prime vardır. Web sayfamızda pek çok video var. Bu videolar tüketici sorularına verilen yanıtlardan oluşuyor ve 1 saatte alkali su diye çok daha kapsamlı bir video var. Bu anlattıklarımızın ötesinde kalan detaylara bu videolardan erişebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.